Herkese selamlar dostlar. 6 ve 7 Ocak 2024 Cumartesi Pazar iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Sizlere bu videoda bir adet ideal kombin önerisi de yapacağım. Bu hafta sonu arkadaşlar bülten biraz kısıtlı. Ocak transfer dönemi Noel sonrası olduğu için bu hafta sonu böyle kısıtlı. Genellikle kendi ligimizden ilerleyeceğiz. Zaten sizlere önerecek olduğum kombine de zaten arkadaşlar kendi Süper Lig'den bir kombinesi olacaktır. Şimdiden bilginize. Sizlerden ricam videoyu atsanız beğeni ve like, beğeni ve yorum destekleridir. Başlayalım isterseniz. Dostlar öncelikle kendi gruplarımızda Ocak ayı için gruplarımız yenilendi. Son kez duyurusunu yapıyorum ve bunu da burada kapatıyorum. Gruplarımıza gelmek isteyen varsa VIP gruplarımız, özellikle canlı maçlar oynuyorsanız veya yüksek misli bahis alıyorsanız gruplarımıza mutlaka bekleriz. Seviyeler zaten var. Ona göre bir değerlendirme yapabilirsiniz sizler. Onun dışında bunu geçelim ve maç skoru yarışmamıza girelim. 2 adet maç skoru yarışmamız var. Cumartesiden maç skoru yarışmamız Ankara Gücü Trabzon. Pazardan ise İstanbul Spor'la Fenerbahçe. Fenerbahçe'de bazı eksikler var. Kart cezalı isimler de var. Maç skoru ne olur? Bu iki maçı sizlere sorduk. Bilen arkadaşlar bana Instagram üzerinden yazabilir. Instagram adresimiz kangalbeyaz olaraktan da benimle iletişime geçebilirsiniz. Her türlü soru, görüş, öneri buradan benimle iletişime geçeceksiniz. Misli olarak baktığımız zaman da arkadaşlar gruplarımızda yüksek misli seviyesinde, yüksek misli yani kasınız en az 3000 bandındaysa bu gruba gelebilirsiniz. Bu grupta misli tavsiyeler öneriliyor. Sadece misli maçlar var yani. Yani bir maça 800, 1600, 1900, 2000 şeklinde maçlar öneriliyor. Yüksek misli olaraktan da. Onun dışında zaten canlı olarak gruplarımıza devam ediyoruz. Canlı ekrana gelsin. Her türlü maçları izlediğimiz için bu şekilde devam ediyoruz. Ve herkes açık Telegram grubumuz da var. O da açıklama yorumlar kısmında linki mevcut. Buraya da katılabilirsiniz. Hatta ben gruplardan göstermek istiyorum. Arkadaşlar Liverpool Newcastle maçı vardı. Videoyu da bu arada biraz erken çekiyorum bilginize. Nasıl canlı yapmışız ondan bahsediyorum. Devre arasında verdiğim canlı. Genel 1.5 üst alınır. Maç çok hızlıydı. Ev 1.5 üst alınır. KG vardı alınır. Oranlara bakalım. 45 dakikası bitmiş. KG varın zaten 2.50 üstü oranı vardı. Genel maç 1.5 üst oldu mu? 1.35 gibi orandan oldu. Newcastle maçı var oldu mu? 2.51 gibi orandan aldık. Oldu. 3. gol Liverpool verdik. Günün ideal kombinesi geldi. New York mücadelesinde Minnesota'nın 10 sayı fark yemesini verdik. Devam geldi mi yattı mı göreceğiz. Maçlar hakkında takipler, analizler, yorumlar, videolar. 3. gol Liverpool geldi. Efsa 1.5'üz 1.67 gibi orandan geldi. MS Liverpool'da beklemede. Liverpool maçına 4.5'üz verdik. Geldi. Penaltı Liverpool 5.5'üz geldi. Liverpool ev sahibi 3.5'üz geldi. 1.95 gibi orandan. 7. golde olmaz girdim artık. Yani dakika 88, 6 tane gol çıkınca ikinci yarı artı 7 verdi. Aga dedim hatta çu 7'de 7 diyerekten de Minnesota'da geldi. Tertemiz, başarılı bir şekilde günü geçirdik. Bu şekilde gruplarımızda canlı bahisler vererekten de kazanç sağlamaya devam ediyoruz diyerekten de başlayalım. Sizlerden ricamız artı 600 seviyesinde bir beğenilerdir. Beğenilere eksik etmeyelim ve ilk maçımızda başlayalım. Çaykur Rize ile Hatay mücadelesi. Şimdi ondan önce ben sizlere bir şey göstermek istiyorum. Ekrana gelsin. Arkadaşlar bu videoda bu bahis çok göreceksiniz. 3-4 tane maçı var. Sen şey diyeceksiniz ona. Bahis nerede bulamıyorum vesaire diyeceksiniz. Bakın yarı kazanır bahisleri maç kolik üzerinden bulamazsınız. Milyoner, misli, nesine nereden oynuyorsanız veya Avrupa sitesinde de maç bölümünde. Ama biz legal olarak anlatayım. Diğer bölümünde deplasman yarı kazanır mesela. 1.45 gibi oranı var Trabzon. Bu şekilde bahisler önereceğim. O yüzden bunun nerede oynandığını öğrenmeniz için önemli. İlk mücadelemiz Rize mücadelesi. Hatay Spor'da bir teknik adam yok. Volkan Demirel istifa etti. Hatay'ın çobanı yok. Çaykur Rize'nin başında İlhan Palut var. Nasıl bir oyun oynadığını ve takımın nasıl bir iyi seviyede oyun oynadığını zaten görüyoruz ki. Son 5 maçında da bunu görmek mümkün. Ben burada Rize mücadelesinde Rize'nin kendi evinde en az bir yarıyı kazanmasını bekliyorum. Oran 1.51. Az önce gösterdiğim şey. Diğer seçeneğinde burada Çaykur Rizespor en az bir yarıyı alır diyorum. 1.51 gibi oranı var. İkinci mücadele Başakşehir ile Adana Demirspor mücadelesi. Adana Demir'de çarşı biraz karışık. Hala bir teknik adam gelmedi. Belhanda'nın sözleşmesi feshedildi. Kevin Rodriguez'in sözleşmesi feshedildi. Yani Adana Demir'de biraz ortalık karışık ve deplasmanda daha henüz hiç galibiyet alamayan bir Adana Demir var. İki sezonu yıldırım gibi başlayan bir Adana Demir vardı. Ben burada Başakşehir'i bir adım önde de görsem Adana Demir'in burada bir reaksiyon vermesi beklenebilir. Karşılıklı gelecek goller tek idealden 1.45 gibi orandan aldım. Ve mücadele bir de yüksek oranlı tercih yapmak istiyorum. Mücadelenin ideali KG vardır. Ekstra olarak da mücadelede 2-3 gol bandında 1.84 gibi orandan da kalabilir. Değerlendireceklere bol şanslar. Ankara Gücü Trabzon karşılaşması. Bu maçın da maç skorunu sizlere sorduk ne olur diyerekten de yorumlara yazabilirsiniz.
Trabzonspor'da şöyle bir şey var. Abdullah Avcı'nın deplasmanda winner'lığı var. Ankara Gücü sahasında bildiğiniz üzere ceza aldı. Faruk Koca da bu arada tahliye oldu. Onu geçtim, şimdi seyircisiz oynanacak mücadele. Yani Trabzon'un işine gelir bu. Abdullah Avcı'nın da deplasmanda güzel bir winner'lığı olduğunu söylemiştim. Ama takımda Trezeguet olmayacak arkadaşlar. Afrika Kupası için Mısır'a gidecek. Onun bilgisini vereyim. Trabzon'da önemli bir eksiklik. Orada kim oynayabilir? Ha, Nicolas Pepe. Nicolas Pepe orada oynayabilir. Onun da bilgisini vereyim. Ben burada Trabzon tarafındayım. Diğer seçeneğinde Trabzon'un en az bir yarıyı kazanmasını bekleyeceğim. Oran 1.45 gibi oranı var. Deplasman bir yarıyı kazanır. Değerlendirecekler. Bol şanslar. Lecce ile Cagliari karşılaşması. Bu da zor bir karşılaşma. Şimdi Cagliari'nin bugün bir mücadelesi var. Daha doğrusu Milan'la oynamış olacağı bir mücadele var. Kupa mücadelesi. Orada mutlaka takım bir yorulacaktır. Lecce burada kendi evinde. Onlar da bir yarış içinde. Özellikle küme yarışı var bu sıralarda. Ben Lecce'nin kendi evinde oynadığı maçlarda Cagliari'ye üstünlük kurmasını bekliyorum açıkçası. Yine aynı şekilde Lecce'nin ev sahibi bir yarıyı kazanırı değerlendirebilirsiniz. Ben Lecce'nin burada herhangi bir yarıyı kazanmasını bekliyorum. Braga ile Guimarães mücadelesi. Ben burada Braga tarafında olduğumu söyleyeyim. Fakat bu mücadelede Braga'ya yönelmeyeceğim. Şu yönde değerlendireceğim. Deplasman ekibinin maçlarını izlediyseniz zaten, özellikle deplasmanda oynadığı maçlara baktığımız zaman da deplasman maçları 2 gol ortalaması var. Braga ile oynayacaklar. Braga'nın üstün gelmesi tabii ki normal. Şampiyonluk yarışında olan bir takım. Ama deplasman kapanan bir ekip. O yüzden ben bu mücadelede Braga galip gelse de ben genel olarak değerlendirdim. 3.5 altında kalır diyorum. 1.42 de oranı var. Bence bu maçta 4 gol olmayacak diye düşünüyorum. Değerlendirecekler. Bol şanslar. Cumartesinin 5 maçı bu şekildeydi. Pazara geçiyorum. Pazarda 5 adet mücadelemiz var. Sizlerden isteğimiz beğenilerdir. Beğenileri eksik etmeyelim lütfen diyerekten de başlayalım. Ve ekranı tekrardan getireyim. Arkadaşlar bu bahis seçeneği diğer seçeneğinde. Ben yarı kazanır bahisleri. Ev sahibi yarı kazanır. Deplasman yarı kazanır. Nesine de milyoner de misle diğer seçeneğinde olduğunu tekrardan hatırlatalım ve devam edelim. İlk mücadelemiz Kayseri ile Sivas mücadelesi. Kayseri iyi gidiyor. Oynamış olduğu oyun gerçekten iyi. Son aldığı maçlarda mağlubiyetlere bakmayın. Gerçekten iyi bir oyun sergiliyor. Sivas Spor'da Servet Çetin dönemi sona erdi. Bülent Uygun geldi takımın başına. Burada Kayseri'nin ben oyuna güveneceğim ve Kayseri'nin burada yine diğer seçeneğinde Kayseri'nin bir yarıyı kazanmasının oranı 1.45 bandında bir oranı var. Ben burada Kayseri'nin bir yarıyı kazanmasını Sivas'a karşı bekliyorum. Ne kadar zorlu bir mücadele olsa ve Sivas'ın yeni teknik adamıyla ilk maçı da olsa, burada Sivas Spor'a karşı ben Kayseri'nin bir yarıyı kazanmasını bekleyeceğim. İstanbul Spor Fenerbahçe. Bu maçın da maç skorunu sizlere sorduk. Ne olur diyerekten de yorumlar yazabilirsiniz dostlar. Şimdi bu maçta beklentim şu yönde olacak benim. Fenerbahçe'de bazı eksikler var. Kadroya baktığımız zaman da kart cezalı İrfan Can, Fred, Mert Hakan'ı sayma. Fred ve İrfan Can'ın olmayışı hücumda etkin olacaktır tabii ki. Şimdi şöyle bir şey var. Ben İstanbul Spor'un da burada Fenerbahçe'ye gol atmasını bekliyorum açıkçası. İstanbul Spor'dan da gol gelebilir. Mücadele 2.5 üstte taşınabilir. Ben ideal kombineyi şu yönde aldım. Bu maçın maç skorunu sizlere sorduk bu arada. 2.5 üstünde 2 aldım. 1.44 gibi oranı var zaten. Dediğim gibi Fenerbahçe'nin maçında ben Fenerbahçe'den potansiyel 2 gol bekliyorum. Bir tane de İstanbul atarsa 2-1 ayarında. Hadi 3-1 ayarında Fenerbahçe'nin burada 2.5 üstünde 2 olarak kazanmasını bekliyorum. İdeal kombineme de koydum. Galatasaray ile Konyaspor karşılaşması. Konyaspor kolay bir rakip değildir. Geçmişte de Galatasaray oynadığı maçlarda Galatasaray'ın başına biraz da bela olmuş takımlardan birisidir. Ben burada korner mücadelesi olarak aldım. Korneri henüz daha açmamışlar fakat ilk yarı 4.5 üst korner burada. İlk yarıdan 5 korner izleyebiliriz. Bunu değerlendirebilirsiniz. Ekstradan da mücadelede 9.5 üst korner daha açar. Muhtemelen 9.5 açarlar, 8.5 açmazlar. Bunu da o şekilde değerlendirebilirsiniz. Korner maçı olarak değerlendirdim bu mücadeleyi. Galatasaray'ın kanatları kullanması ve bugün de Hakim Ziyeğin'de takımdan ayrılmak istemesi haberleri çıktı. Bakalım hayır olsun Galatasaray'ın sonu diyelim. Salernitana ile Juventus karşılaşması. Ben burada Juventus şampiyonluk yarışında kopacağını sanmıyorum. Oran 1.36 idi. 1.32'ye kadar düşmüş. Ben tekli bir tercih aldım burada. Juventus mücadeleyi kazansa da 4.5 altında kalır diye düşünüyorum. 4.5 altına 2 yaparsanız tek tercihim 1.53 gibi orandan değerlendirebilirsiniz. Özellikle ileride Kenan Yıldız'ın da form bulması, son 2 maçta da ilk 11'e çıkması futbolcumuz için, milli futbolcumuz için de çok iyi bir ayılar oldu diyebiliriz. 4.5 altında 2'yi değerlendirdim. Son mücadelem Roma ile Atalanta karşılaşması. Tek tercih aldım bu mücadelede. Şu yönde bir değerlendirme yaptım. Mücadele genelinde toplam gol aralığı 2-3 gol bandında. 1.76 gibi oranı var. 1-1 ayarında veya 2-1-2-0 ayarında her iki tarafa da kayabilecek bir karşılaşma. 2-3 gol benim tek tercihim olacaktır. Değerlendirecekler. Bol şanslar.
Toplamda cumartesi pazar 10 adet mücadelem vardı. İdeal ve yüksek oranlardan anlattım. Bir adet de sizlere pazar kombinasyonu önermek istiyorum. Pazar kombinasyona baktığımız zaman da ben Kayseri'nin bir yarıyı kazanmasını bekliyorum. Kaliteli kadrosuyla birlikte Sivas'tan ne kadar yeni hoca da gelse Kayseri bence bir yarıyı kazanacaktır. Fenerbahçe İstanbul Spor mücadelesinde 2.5 üstüne 2 yaptım. İstanbul Spor'un da burada gol atma şansı da bence var. O yüzden 2.5 üstüne 2 olaraktan da sizlere bir adet de pazar önerisi yapmak İstedim. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Video like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.